Konuğumuz Ford Focus Sedan. Bildiğiniz gibi Focus yeni nesliyle aramızda ve bu yeni nesil önemli farklılıklara sahip. Bu farklılıklardan kimileri de bazı ön yargılara sebep olmuş durumda. Bugünkü konumuz tabii ki sedan karoserli Focus'un neler sunduğuyla birlikte bu yargıların dayanakları belki ya da sonuç itibariyle yeni Focus'un nasıl yolda nasıl davrandığıyla ilgili olacak. Geniş bir video, uzun bir video olmasını bekliyorum. Bakalım ne olacak? O zaman her Ford testinde olduğu gibi alırsın Ford, olur musun Lord diyoruz ve başlıyoruz. Focus Sedan'ın yeni neslinin boyu 2 metre 65 santime uzamış ki bu artık kompakt sınıfın üst limitlerinde bir yerlerde yer aldığını gösteriyor. Tabii ki bunun bagaja yansımasını da beklersiniz ki selefine göre gelişim göstermek o kadar da zor değil. Çünkü selef çıtayı bayağı bir aşağıda tutmuştu. 511 litrelik bagaj hacmi var Focus Sedan'ın ve dahası tabii ki artık arkada torsiyon çubuğu kullanıldığı için oldukça da kullanışlı bir bagaj olduğunu söyleyebiliriz. Hatta bir sedan için bayağı kullanışlı bir bagaj. Yükleme eşiğiyle zemin arasındaki farklar çok az. Duvarlar neredeyse tamamen düz ve derinlemesine kullanılabilen bir bagajdan bahsediyoruz. Dahası bu 511 litrelik bagajın altında hem gelişmiş müzik sisteminin subwoofer'ı hem de bir acil durum yedek lastiği de sunuluyor. Yani altta da bol bol yer var. Eğer bagajı genişletmek isterseniz geniş bagaj kapağı sayesinde büyük yükleri yüklemek konusunda daha rahat edeceksiniz ve koltukları sırtlıklarındaki düğmelerden yatırdığınızda da neredeyse tamamen düz bir yükleme alanı elde edilebiliyor. Bir hatchback'in, bir station wagon'un kullanışını tabii ki bir sedandan bekleyemezsiniz. Ama yine de güzel, geniş bir yükleme alanı elde edebiliyorsunuz koltukları yatırdığınız zaman. Anlayacağınız sedan karoseriyle Focus artık en önemli eksiklerinden bir tanesini halletmiş. Bagajından tam not almayı başarmış. Bakalım diğer bölümlerde neler var. Yeni nesliyle birlikte Focus'un yepyeni bir altyapı üzerinde yükseldiğini muhtemelen biliyorsunuzdur. Ve bu altyapı ile birlikte de Focus'un aks mesafesi 2.7 metreye çıkmış karoserinden bağımsız olarak. 2.7 metre de kompakt sınıfın en uzun aks mesafelerinden bir tanesi anlamına geliyor. Bunun tabii ki dışa vurumunu en azından arka koltuklarda görmek istersiniz. Benim boyum 1.75. Bu sürücü koltuğu bana göre ayarlı. Burada gördüğünüz gibi makul sınıfının ortalamalarında bir diz mesafesi sunuluyor. Eski yani selefine göre yerini aldığı modele göre inanılmaz bir gelişim yok burada aslına bakarsanız ama yine de yeterli olduğunu söyleyebilirim. Baş mesafesi yönünden birazcık ikircikli bir durum var. Şu anda baş mesafesi gördüğünüz gibi kısıtlı benim için bile benden daha uzun boylu birisi buraya sığamayacaktır. Ama buradaki ana etken cam tavan. Açılır cam tavanı var. Bu aracın dahası cam tavanı da arkaya kadar ulaşıyor. Pek sedanlarda görmediğimiz bir durum bu. Tamamen baştan sona bütün tavanı geçen bir cam tavan ve bu cam tavanın arkaya kadar uzaması da doğal olarak baş mesafesinden çalıyor. Eğer sadece önde bir açılır tavan olsaydı şu ortalarda bir yerde bitip bu tavanın çaldığı alan baş mesafesi yönünden daha rahat bir açı alan yaratabilirdi. Bunun seçimini size bırakıyorum. Cam tavan ferahlık açısından gerçekten de iyi bir seçim bu açık renk tavan kaplamalarıyla birlikte. Diğer seçimlere geçecek olursak malzeme kalitesi açısından sınıf ortalamalarını belki tutturabilen plastikler var. Gerçekten sert plastikler kullanılmış. Özenilmemiş yani çok fazla kimse düşünmemiş buradaki malzemelerin seçimleri için. Bu araçta Bang & Olufsen ses sistemi var. Ona rağmen hoparlörlerinde bile bir değişiklik yok. Hoparlör yuvalarında bile bir değişiklik yok. En azından öyle ufak tefek bir renklendirme belki yapılabilirdi. Küçük bir kapı içi cebi var. Şişeyi koyduktan sonra başka şeyler için burada yer kalmayacaktır. Muhtemelen çok fazla eşyanızı almayacaktır. Fileli koltuk sırtlığı cepleri var ki fileli cepler genelde pek kullanışlı olmuyor. Bunun dışında da zaten başka bir sunum yok. İçinde bulunduğumuz araç titanyum donanımına sahip. Ona rağmen başka bir sunum yok. Havalandırma çıkışı yok. USB portu yok. Yepyeni bir araçtan bunları beklerdik. Ama en azından bir çakmak çıkışı var. Belki
şarj ihtiyaçlarınızı buradan giderebilirsiniz. Orta bölüme geçeceğimiz zaman şaft tüneli çok alçak, yani orta yükseklikte bir şaft tüneli var ama şaft tüneli geniş. Bu da bir avantaj sağlıyor. Ortaya geçtiğimde ayaklarımı rahat bir şekilde şaft tünelinin üstünde koyabiliyorum. Çok yüksek olmadığından tünemiş gibi de hissetmiyorum kendimi. Ama bu şekilde tabii ki çok çok uzun seyahat edemem. Kenarlara koymam gerekir. O zaman da yan taraftakilerin ayak boşluklarından çalacağım. Yine de buradaki genişlikle 3 tane yetişkin burada seyahat edebilir diye düşünüyorum. Minderin yumuşaklığı güzel. Sırtlığın yumuşaklığı güzel. Çünkü bu sırtlıkta bir kol dayanağı yok. Artık kompakt sınıfta aranan bir donanım kol dayanağı ama burada sunulmamış. Yine tekrar ediyorum, bu üst donanıma sahip bir Focus olmasına rağmen burada yok. Onun yerine belki bunu telafi edebilir kol dayanağının eksikliğini. Isofix bağlantılarının plastik çerçeveleri var. Bu sayede çok daha rahat kullanılacaklardır diye düşünüyorum. Çok uzman olduğum bir konu değil. Ama minderin içine yerleştirilen Isofix bağlantılarından biraz daha pratikmiş gibi geldi bana. Bu konuda deneyimi olanların yorumlarını beklerim tabii ki. Bu alana genel olarak baktığımızda sınıf ortalamalarını tutturuyor. Sınıfında bilinenleri değiştirmeye çalışmıyor diyebiliriz sanırım. Biraz daha yenilikçi olabilirdi belki Ford burada. Ama onlar yok ne yazık ki. Yepyeni bir otomobil olarak Focus'un iç mekanı tabii ki çok önemli. Kokpiti tabii ki çok önemli. Burada çok fazla vakit geçireceksiniz. Peki burada neler sunuluyor? Aslına bakarsanız sürprizli bir şey yok. Neredeyse Fiesta'nın kokpitini ölçeklendirip buraya yerleştirmiş Ford. Bu iyi bir seçim midir, kötü bir seçim midir? Kararını size bırakıyorum. Genel olarak baktığınızda modern gözüktüğü, en azından benim gözüme modern gözüktüğünü söyleyebilirim. Sadece malzeme seçimlerine önem veriyorsanız üstlerde yumuşak plastikler kullanılmış, kapı içlerinde hoş plastikler kullanılmış ama sert plastikleri bulmak için de çok fazla aşağılara inmeniz gerekmiyor. Özellikle havalandırma kumandalarının çevresinde ki buralara biraz dokunabilirsiniz, elleriniz değebilir. Oralarda kullanılan plastikler pek hoş değil. Birazcık kaygan, birazcık pütürlü hissettiriyor. Ama genel olarak kumandalarda, dokunduğunuz kumandalardaki kalite hissi oldukça güzel ve buna sinyal ve silecek kolları da dahil, bunların kullanımlarındaki kalitesi gerçekten çok güzel. Oldukça oturaklı, oldukça sert hissettiriyorlar, öyle demek lazım herhalde. Genel olarak kumandaların kullanımı da oldukça rahat kokpitte. Ergonomik olarak bir kusur bulmak pek kolay değil. Kullanışlık yönünden de oldukça iyi özellikler var. Bazı donanımla birlikte küçük bir ekran geliyor ama buradaki gibi üst donanıma sahip bir Focus satın alırsanız irice bir ekran alıyorsunuz. Ayrıca Ford'un Sync arayüzünü de alabiliyorsunuz. Bu arayüzle birlikte çok başarılı bir sesle komut sistemi geliyor. Aracın ayarlarını dahi bu sesle komut sistemi üzerinden yapabiliyorsunuz ve konuşma dilinde anlaşabiliyorsunuz araçla. Buradaki ekranın çözünürlüğü güzel, grafikleri modern tasarlanmış. Belki renkleri biraz daha modern olabilirdi. En azından benim zevkim açısından bu böyle. Ama genel olarak baktığınızda hem pek çok bilgiyi sizle aynı anda paylaşması hem de kullanışlığının güzel olmasıyla iyi bir uygulama diyebiliriz bu ekran için. Ekranla ilgili söylemem gereken son şey geri görüş kamerasının kalitesinin genel olarak genel seviyede, genel pazar seviyesinin üstünde olduğu, premiumlara yakın bir geri görüş kamerası kalitesi sunduğu olacak bu ekranla ilgili son sözlerim. Saklama alanlarına geçmeden önce gösterge tablosundan bahsedeyim. Gösterge tablosu da Fiesta'dan aynen alınmış. Ne boyutları var, ne süsleri var, çerçeveleri var. Hiçbir şey yok. Dümdüz bir gösterge tablosu. Kullanışlık açısından, size verdiği bilgiler açısından, fonksiyonellik açısından bir eksiği yok. Hatta dijital gösterge tablolarıyla çok rahat yarışır. Ortada bir dijital ekranı var ve ekran renkli. Ekran pek çok bilgiyi size direkt veriyor. Herhangi bir düğmeye dokunmanız gerekmeden sürekli olarak o bilgileri karşınızda görebiliyorsunuz. Analog göstergeler okunaklı. Ama daha havalısını ister miydiniz? Belki isterdiniz. Bu aralar otomobillere ödediğimiz fiyatları da düşünürsek, bedelleri de düşünürsek daha havalısını belki isterdiniz. Zaten genel olarak
kokpitin böyle bir hali var. Birazcık albeniden yoksun hissettiriyor kokpit. Böyle üst donanım seviyelerinde dahi ST-Line'da, hatchback'le birlikte satılan ST-Line'da biraz değişiyor havası. Ama sedan için bu geçerli değil ne yazık ki. Diğer kullanışlık özelliklerine geçelim. Tabii ki saklama alanları önemli. Kapı içi cebi beklediğinizden çok küçük. Daha doğrusu geniş ama arkaya doğru, yani kapalı bölümüne doğru gidiyor. Nedense burayı açma gereği duymamış. Ford daha kullanışlı bir hale getirme gereği duymamış. Ama şişe koymak için özel bir yeri var. 1 litrelik şişeler buraya sığabiliyor ama 1 litrelik şişe koyarsanız diğer eşyalarınız için yer kalmayacaktır. Orta tarafsa, orta konsolsa çok daha iyi saklama alanları konusunda. Vites düğme G'nin hemen önünde genişçe bir saklama alanı var. Burada donanıma göre kablosuz şarj varsa aracınızda burada bölümü onun. Ve diğer saklama alanları da burada. USB portu burada ve bir de çakmak var. Çakmak çıkış olarak da kullanabileceğiniz. Hemen arkasında iki tane bardaklık var. Onun da arkasında bir ek saklama alanı daha var. Ve bu saklama alanında, bardaklığında, ön taraftaki alanında tamamının zeminleri yumuşak plastiklerle donatılmış ki oraya koyduğunuz eşyalar ses çıkarmasın. Bir de hemen vites düğmesinin, çevirmeli vites düğmesinin arkasında da bir kartlık yer alıyor. Otopark kartlarınızı belki buraya takabilirsiniz. Tabii ki kol dayanağının altında da genişçe bir göz var. Bu kol dayanağının güzel bir özelliği, şöyle güzel küçük bir tablası olması. Bu da ekstra küçük eşyalarını saklamak için iyi olabilir. En son olarak bu kol dayanağının içinde de bir USB portu var ve kol dayanağının altında da, daha doğrusu kapağının kenarlarında da kabloları sıkıştırmadan geçirebileceğiniz kanallarda düşünülmüş. Bir de torpido gözüne bakayım. Orta büyüklükte torpido gözü var. Kullanma kılavuzu orada kalabilir ve bir de gözlük saklama bölmesi var. Sanırım bu kadar kokpitle ilgili söyleyebileceklerim. Genel olarak baktığınızda kullanışlık yönünden bir eksisi yok bu kokpitin. Kalite hissi, dokunduğunuz yerlere dikkat ediyorsanız, kullanışlılığına dikkat, kullandığınız düğmelere dikkat ediyorsanız gayet güzel. Ama evet, birazcık süslerden uzak, biraz albeniden uzak, birazcık wow etkisi belki eksik yepyeni bir model için. Bunun kararını size bırakıyorum. Çok kişisel bunlar. Genel olarak sınıfının ortalamalarını karşılıyor. Kullanışlık sorunun olmaması da ekstra bir artıdır sanırım. Siz verin bunun kararını. Şimdi de Focus sedanın direksiyonundayız. İçinde bulunduğumuz versiyon tahmin edersiniz ki 1.5 litrelik dizel motora ve 8 vitesli otomatik şanzımana sahip. Bu motorun alternatifi sedan için 1.5 litrelik atmosferik benzinlemeli bir benzinli motor. 123 beygir güç, 150 Nm tork üretiyor. Ve isterseniz 6 vitesli tork konvertörlü bir otomatik şanzımanla birlikte satın alabiliyorsunuz. Bu motorla ilgili bilgim yok. Hatta varlığından bile haberdar değildim. Türkiye'deki Focus lansmanına kadar. Ama yerini aldığı atmosferik beslemeli benzinli motorun verilerini tekrar edeceğini düşünebiliriz. Hem çekiş gücü açısından hem de tüketim açısından. Peki bu içinde bulunduğumuz versiyon neler sunuyor? Zaten bilindik motor. Çok da merak edildiğini de açıkçası zannetmiyorum ama yine de bilmeyenler olabilir diye tekrar edeyim. 120 beygir güç, 300 Nm tork üretiyor bu motor. Çok güzel çekiş gücüyle bilinen bir motordur. Hatta hacim sınıfının en iyi çekiş gücü, çekiş hissine sahip motoru aslına bakarsanız bu bile olabilir. Daha güçlü rakipleri, daha yüksek tork üreten ve daha yüksek güç üreten rakipleri olmasına rağmen Focus'ta gerçekten çok iyi iş çıkartıyor bu motor. Yenilik olarak eğer otomatik şanzımanla satın alacaksanız çift kavramalı power shift şanzıman yerine artık tork konvertörlü bir otomatik şanzıman sunuluyor. 8 oranlı otomatik şanzıman, tepkileri gayet güzel. 8 oranlı bir şanzımanda bazen duvara vurmuş gibi hissedebilirsiniz. Nasıl yani diyeceksiniz. Normalde sürekli olarak bütün otomatik şanzımanlar günümüzde bunu yapıyor. Sürekli bir üst viteste olmaya çalışıyor. Olabildiğince daha üst viteste olmaya çalışıyor. Daha doğrusu otomatik şanzımanlar ki emisyonu düşürebilsinler. Üreticilerin bakış açısından, bizim açımızdan da tabii ki tüketimi düşürme faydası var bunun. 8 oranlı bir şanzıman söz konusu olduğunda
bu olabildiğince üst vites sizin o hıza uygun vitesten bazen 3 vites yukarıda olabiliyor. Bu olunca da özellikle ara hızlanmalarda gaza ilk bastığınızda fazladan vites değiştirme, fazladan vites düşürme süresi beklemeniz gerekiyor. Ben buna duvara çarpma diyorum. İlk andaki o tepkisizliğe şanzıman vites düşürüyor ama doğru vites ulaşması için biraz zaman gerekiyor. Buradaki şanzımanda öyle bir sorun yok. Oranları güzel ayarlanmış. Yelpazesi gerçekçi ayarlanmış. 8. viteste 120 km saat hızla giderken 1800-1900 devir civarında çeviriyor. Yani Ford 8 vitesli şanzımanım var. O otoyol hızlarında da anormal düşük devirler elde ettiğime bakmamış. Bunun yerine aralardaki seçim şanslarını büyüterek, yelpazede artırarak daha doğrusu normal şehir içerisindeki kullanımınızdaki hem emisyonu hem de tüketimi düşürmeyi amaçlamış. Bu gerçekçi bakış açısıyla böyle yüksek oranlı şanzımanlar iyi çalışıyor. Şanzımanı isterseniz manuel olarak kullanabiliyorsunuz ve bu şanzımanı tercih ederseniz donanımdan bağımsız olarak hem direksiyonda vites kulakçıkları geliyor hem de elektrikli park freni geliyor. Çünkü muhtemelen buradaki panel yeni çevirmeli vites kolunun paneli bu elektrikli el freniyle birlikte hazırlanmış. Bedavadan fazladan bir donanım da satın almış oluyorsunuz. Bedavadan değil tabii. Bunun farkını Ford sizden alıyordur mutlaka. Peki otomatik şanzımanlı çift kavramlı şanzımanlı versiyonları birazcık kıyaslayacak olursak performans açısından, performans hissi açısından rakamsal farklılıklar olabilir. Ama performans hissi açısından bu da hiç aşağı kalır değil. Gayet iyi tepkiler, gayet hızlı tepkiler veriyor. Ve oldukça direkt bir aktarma sunuyor şanzıman. Bu da tabii ki güzel bir haber. Tüketimde farklılıklar olabilir tork konvertörlü bir otomatik şanzımanla. Hemen o bölüme geçelim. 6 litre 100 kilometredeki tüketim verim 647 kilometrelik hatta 648 kilometrelik bir rotada elde etmişim. Bu tüketim verisini 46 kilometre saatlikte ortalama hızım var. Hızlı otoyol sürüşleri, sakin otoyol sürüşleri, sıkışık trafik, fırtına, yağmur, kar her şey var bu tüketim verisinin içinde. Yani 3 aşağı 5 yukarı sizin de böyle bir tüketim verisine sahip olacağınızı düşünebiliriz. Eğer büyük bir şehirde, kalabalık bir şehirde yaşıyorsanız tabii ki. Bu tüketim verisi öncelikle sınıf ortalamasında diyebiliriz. Artık yavaş yavaş bazı rakipler biraz daha iyisini sunmaya başladı ama performans verisini göz önünde bulundurduğunuzda bunu hemen affedersiniz diye düşünüyorum. 0.1-0.2 litrelik farkları. Selefine göre değerlendirecek olursak çift kavramalı selefine göre orada da herhangi bir geri gidiş yok. 3 aşağı 5 yukarı böyle tüketim verileri elde ediyordu çift kavramalı şanzımanlı Focus'ta. Anlayacağınız çift kavramalı şanzımandan tork konvertörlü şanzımana geçilmiş ve performansta da tüketimde de önemli bir geriye gidiş yaşanmamış. Bu da mühendisliğin bir başarısıdır. Günümüzde artık bunu da sık sık yaşıyoruz. Tork konvertörlü şanzımanların şafağa geldiği sanırım. Peki sanırım yine bu yeni Focus'la, yeni Focus nesliyle ilgili asıl merak ettikleriniz 1.5 litrelik motorun neler yaptığıyla ilintili değil, sürüşüyle ilintili. Bir Focus söz konusu olduğunda bu tabii ki çok çok önem kazanıyor. Buradaysa hepimizin artık bildiği farklı önem artırıcı nedenler de var. Bu otomobil C2 isimli yeni bir altyapı üzerinde yükseliyor. Ford'un yeni bir altyapısı üzerinde yükseliyor. Ve bu altyapı da artık uzun dönemdir karşımızda olan ve yeni yeni daha da sık sık karşılaşacak hale geldiğimiz değişken arka aks kullanılıyor. Bazı motorlarda yani bunu herhalde genleştirmeye gerek yok. Ülkemizde satılan, şu anda ülkemizde satılan tüm motor versiyonlarında torsiyon çubuklu bir arka aksla geliyor. Ford Focus daha güçlü motorlarla birlikte çift kollu bağlantı gelecek. Ama artık çok kollu bağlantı Focus'un ürün gamında yer almayacak. Çift kollu bağlantı da bu arada hem bağımsızdır hem de Focus'ta kullanılan şekliyle çok kollu olarak da nitelendirilebilir. Ama buna değinmiyorum hiç. Bunu belki gelirse ileride onun direksiyonundayken yaparız. Şimdi asıl konumuz. Burada birazcık öğretmenlik yapmaya çalışacağım. Affederseniz beni. Şöyle bir durum var. Focus'un ilk videosunu yayınladım. Eğer izlediyseniz orada da biraz bahsetmeye çalıştım. Ufak bir ses problemi olmasına rağmen anlayabilmişsinizdir diye umuyorum ama oradaki yorumları okuyunca
Birincisi büyük bir tepki olduğunu fark ettim Ford'a bu yönde. Evet, Focus çünkü bütün şanını gerçekten de sürüşü üzerine kurmuş bir otomobil. Ve bunun kaynağı olarak da biz gazeteciler olarak da Ford'un kendisi olarak da kaynağı olarak hep çok kollu arka aksı gösterdik. Bu doğru. Çok kollu arka akslar gerçekten bir otomobile çok fazla şey katarlar. Öncelikle mühendislere şasi ayarı konusunda çok geniş bir yelpaze sunarlar. İyi bir mühendislikle çok çok iyi bir sürüş sağlayabilirsiniz. Tamamı bağımsız olan süspansiyon sistemleriyle. Fakat bu yorumları okurken yine bazı doğru bilinen yanlışlardan da haberdar olmuş oldum. Şudur bir numaralısı bunun. Torsiyon çubuğu yol tutuşu etkiler. Evet, torsiyon çubuğu yol tutuşu etkileyebilir. Ama torsiyon çubuğuyla iyi yol tutan bir otomobil üretmek imkansız değildir. Ve aslına bakarsanız çok da kolaydır. Özellikle bahsettiğimiz şey önden motorlu, önden çekişli bir otomobilse bunu zaten defalarca kez başardı aslına bakarsanız üreticiler. Bunu da çok rahat bir şekilde örnekleyebilirim. Mesela Megane RS, Renault Megane RS torsiyon çubuklu bir araçtır ve Nürburgring'in, meşhur Almanların o yol pisti diyeceğim oraya, 20 küsur kilometrelik bilmem kaç tane virajı olan pistin önden çekiş rekoruna sahipti Megane RS torsiyon çubuğuyla. Yani eğer isterseniz torsiyon çubuğuyla ve aktif yönlendirmeli arka aks falan da olmadan torsiyon çubuğuyla çok çok iyi yol tutuş elde edebilirsiniz. Şasi mühendisinizi bu yöne doğru çalıştırabilirsiniz. Torsiyon çubuğuyla iyi yol tutuş sunarken arka tekerleklerin bir tanesi örneğin yerden kalkabilir. Aks mesafesiyle biraz ilintili ama bu özellikle kısa aks mesafeli araçlarda daha rahat bu fark edilir. Arka tekerleklerden içte kalan yerden kesilir. Ona rağmen araç hala çok iyi yol tutar. Çünkü önden motor, önden çekişli bir otomobil zaten durur halde bile %60-65 ağırlığı ön aksın üzerinde. Bir viraja girdiğinde neredeyse %80 ağırlığı ön dış tekerinin üzerinde oluyor bu otomobilin. Bu çok önemlidir. Arka tekerlekler yani denge kurmak için oradadırlar. Sürüşün limitlerinde katkıda bulunmak için oradadırlar. Bu sebeple de torsiyon size iyi yol tutuş sunar. Torsiyonla yapılması zor olan, iyi yol tutan ve konforlu bir otomobil. Yani yol tutuş konfor dengesini yüksek tutmaktır. İşte bu mühendislik ister, bu yardım ister. Bu yardımlar nedir? Günümüzde elektroniklerdir. Ve elektroniklerin sürüşe müdahalesi arttıkça da arka aksın önemi azalıyor. Size bunu anlatmaya çalıştım sürüşte de. Ve örneğin yıllardır biz tork vektörünkle yani torkla yönlendirmeyle viraj alıyoruz. En iyi yol tutan kompakt sınıflar diye sıralasak otomobilleri en başta olanların çoğunda torkla yönlendirme vardır. Torkla yönlendirmede nispeten basit bir sistem aslında ESP ile çalışan, otomobildeki bütün sistemler bu arada ESP üzerinden çalışır. O ESP ile çalışan ve viraj içerisinde gaz verdiğinizde içte kalan lastiğe birazcık fren yapıp dışta kalan lastiğe torkun kaymasını ve burnunun aracın virajın içine doğru dönmesini sağlayan bir sistemdir. Biz torkla yönlendirme ile beraber tork vektörünk ile viraj alıyoruz ve otomobilin ne kadar iyi yol tuttuğundan bahsediyoruz. Böyle bir durumda Ford da düşünmüş, diğer üreticiler de bunu düşündü. Yavaş yavaş buraya geçiş olacak. Demiş ki artık benim çok kollu arka aksa para harcamama gerek yok. Birincisi maliyettir. Tabii ki çok kollu arka akstan torsiyon çubuğuna geçmenin bir numaralı sebeptir maliyet. Ve bundan sonra da çok haklı olarak alan kullanımı, bagajında mesela bu farkı görebiliyorsunuz Focus Sedan'ın. Alan kullanımı ve en sonunda yeni, aslına bakarsanız yeni yeni eklenmeye başlanan gürültü ve titreşim seviyeleri çok kollu arka akslarda biraz daha fazlaymış hareketli parçalarının yoğun olması nedeniyle. Bu da mantıklı bir sebep ama kenara itilebilecek bir sebep bence. Durum budur. Sizden ricam torsiyon çubuğuna ya da herhangi bir otomobil teknolojisine ön yargılı olarak yaklaşmayın. Niye böyle yapıldığını düşünebilirsiniz ya da gidip bir deneyebilirsiniz. Farklarını görebilirsiniz. Ve o farklara gelelim. Selefi ile kıyaslayacağım Focus'u. Diğerlerini bırakacağım. Çünkü Selefi son gününe kadar hala çıta yüksekliğini belirleyen araçtı sınıfında yol tutuş ve konfor dengesi açısından. Yol tutuş konusunda biraz daha iyiler, yavaş yavaş çıkmaya başlamıştı. Ama sedanlar konusunda değerlendirecek olursak aslına bakarsanız hala kesinlikle rakipsizdi. Şimdi
Fokusu fokus yapan eğer yol tutuşuysa yol tutuştan başlayalım. Selefi Tech Ford mottosuna bağlı olarak üretilmiş bir otomobildi. Yani Amerika'da da değiştirilmeden satılan bir otomobildi. Ufak ayarlarla satılan bir otomobildi. Ve bu Tech Ford mottosu da bazı kültür karmaşalarını birlikte getirdi. Üçüncü nesil Focus çok yumuşak bir otomobildi. Elektroniklerine fazlaca güveniyordu ve onunla da çok çok iyi bir çıkarmıştı. Ford mühendisleri çok güzel bir direksiyon, çok iyi bir yönlendirme vardı ama örneğin gövde salınımı vardı otomobilde. Benim açımdan yol tutuş sürüş keyfi konularında Focus'un zirvesi ikinci neslin makyajlısıdır. Bu otomobil onu aşmış. Katmer aşmış ve üçüncü nesli de aşmış. Gerçekten de direksiyon, yeni bir direksiyon sistemi var. Muazzam bir yönlendirmeye sahip, çok güzel geri bildirimleri var. Belki park manevrasında biraz daha yumuşak olmasını dileyebilirsiniz. Bu seçimlik bir şeydir. Öyle bir beklentiniz varsa mutlaka kontrol edin. Burnuna inanılmaz derecede sadık. Kimi zaman o kadar sadık ki arka aksta aktif yönlendirme mi var diye bile düşünüyorsunuz. Burnunun içine alma hızıyla, şiddetiyle şaşırtıyor sizi gerçekten de. Sürüş konusunda çok sık şaşırmaya alışık değilimdir. Ön yargılı olmamaya da çalışırım ama sonuç itibariyle bir beklentim var. Genelde o beklentilerim karşılanır. Bu otomobil bazı şeylerle benim tüylerimi diken diken etti gerçekten de. Bir kompakt sedan bazında konuşuyorum tabii ki. Kolay yönlendirilebilen ve oldukça iyi tepkiler veren bir otomobil. Selefine kıyasla gövde hareketleri çok çok daha sınırlı ve verdiği tepkiler de çok daha yumuşak. Limitlerini çok iyi kullanan bir otomobil için beklenmedik derecede de kullanıcı dostu bu otomobil. Yani sürücüsü için sadece nereye gitmesini istediğini göstermek kaldığı bir otomobil. Çabalamanız gerekmiyor. Sonrasındaki manevrada tekrar uğraşmanız gerekmiyor otomobille. Bütün bu işleri kendisi yapabiliyor. Çünkü çok güzel bir elektronik altyapısı var. Fiziki yol tutuşta doğabilecek eksiklerini bunu tartmam benim imkansız tabii ki. Bütün sigortalarını sökmem lazım aracın. Böyle bir şey de yapmam tabii ki. Ama fiziki yol tutuşunun doğurabileceği eksiklerin tamamının üstesinden çok büyük bir başarıyla gelmiş. Bunu şövalyelik ruhuyla diyebilirsiniz ki ben böyle sahte sürüşler istemiyorum. Burada yapay bir his yok. Burada sanki elektronik sizi kontrol altında tutuyormuş, sürekli yavaşlatıyormuş gibi bir his yok. Tamamen doğal bir fokus sürüşü gibi bir his yansıtmayı başarmışlar. Çok 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 iyi bir otomobil bu sürüş açısından kompakt sınıf ortalamasında baktığımızda. Peki madalyonun öbür tarafında neler var? Asıl zor olan bölüm. Yol tutuşu bu kadar yüksek tutarken konfor dengesi ne durumda? Konforsuz bir otomobil değil kesinlikle. Bunu bir kere söyleyebilirim. Çok güzel bir şekilde filtreliyor bütün darbeleri. Savuşturamasa da gayet iyi bir şekilde üstesinden geliyor diyebilirim. Ama ufak tefek pürüzler var ki torsiyon çubuğu kullanımında işte zaten böyle şeyler bekleniyor. Böyle şeyler her zaman oluyor neredeyse her araçta. Bu var. Çok kollar gaks. Bunun önüne geçebilirdi belki. Nedir bu pürüzler diyecek olursanız. Mesela birazcık incelikten, birazcık seçkinlikten yoksun. Neredeyse hiçbir asfalt üzerinde süzülüyormuş hissini veremiyor. Bu otomobil gergin bir otomobil. Sinirli demeyeceğim. Sinirli değil. Ama sıkı bir otomobil. Yani belki bir Alman otomobilinden bekleyeceğiniz sıkılığa sahip bir otomobil. Sürekli olarak da o sıkılığını size hissettiriyor. Bir yerlerden geçerken, yerdeki herhangi bir şeyin üzerinden geçerken onun orada olduğunu mutlaka hissediyorsunuz. Fark ediyorsunuz daha doğrusu. Sönümlüyor, sönümleyemiyor, filtreleyemiyor. Ama siz bir şekilde onun orada olduğunu fark ediyorsunuz. Selefine kıyasla biraz yadırgayabilirsiniz ama Focus'un sürüş keyfinin peşindeyseniz ve mesela siz de benim gibi ikinci neslin makyajcısının sürüşünün peşindeyseniz bu konfor seviyesi ikinci neslin makyajcısından çok çok daha iyi durumda. Onu da söyleyebilirim çok rahat bir şekilde. Yani iki nesil öncesine kıyaslarsak çok rahat bir şekilde torsiyon çubuğuyla hiçbir geri gidiş olmadığını söyleyebilirim. Bir nesil öncesiyle kıyasladığımızda konforda ufak tefek geri gidişler olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki bunu sadece Focus nesilleriyle değerlendirmemek lazım. Herkes Focus kullanmak zorunda değil. Rekabette de birazcık belki bundan bahsetmek lazım. Şu anda sınıfı içerisinde de bu otomobil hala yol tutuş konfor dengesinde
en iyidir sanırım. Herhalde en iyidir. Daha konforlu otomobiller var. Daha iyi yol tutanı yok. O sebeple konfor yol tutuş dengesinde çok çok iyi bir yerde. Muhtemelen çıta yüksekliğini hala belirliyor bu otomobil. Focus yani hala eski Focus. Bu açıdan baktığınızda bu konuda rahat olabilirsiniz. Konforun öbür taraflarında yol gürültüsü alıyor. Alıyor yani yol gürültüsünü bayağı. Üzerinde Continental lastikler var. Olmaması gerekirdi. Bu lastikler ya da özel olarak yoğun yol gürültüsü üretmezler. Pürtürlü asfalta geçtiğinizde bayağı yol gürültüsü alıyor ama her şekilde lastiklerin yuvarlanma gürültüsünü duyabiliyorsunuz. Çok düzgün zeminli, çok kaliteli bir asfalt üzerinde ilerlemiyorsanız, beton zeminler üzerinde, alışveriş merkezi, otoparkları, beton yollar, öyle zeminler üzerinde biraz daha huzursuz ilerliyor asfalt üzerinde ilerlediğinden ve yol zemini bozulduğunda da bayağı sinirli bir karaktere bürünebiliyor. İyi asfalt için geliştirilmiş bir otomobil anlayacağınız bu. Konfor yönünden böyle ufak tefek eksikleri var. Rüzgar gürültüleri çok iyi temizlenmiş. Konfor ses konusunda bir detay aktarayım size. Ford'un bu konuya ne kadar önem verdiğiyle ilintili. Dış dikiz aynaları üzerinde özel çalışılmış. Böylece bir camı açtığınızda oluşan pata 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 diye bir ses vardır basınç farkından doğan. O sesin azaltılması amaçlanmış. Gerçekten de azalmış. Yani ben çok cam açık neredeyse hiç seyahat etmem. Ama denedim. Gerçekten biraz azaldığını hissedebiliyorsunuz. Eğer mesela köpeğiniz varsa ya da arka koltukta bir yolcu camı hafifçe açmak istiyorsa o zaman biraz daha rahat edebilirsiniz. Böyle ince düşünceler var ama o ayna şekliyle beni mesela mutlu etmedi. Biraz küçük gözüküyor. Avrupa Birliği'nin regülasyonları vardır dış dikiz aynalarıyla ilgili, büyüklüğüyle ilgili. Muhtemelen ona uygundur ama benim gözüme biraz küçük gözüküyor. Ve ayrıca çift açısı da yok. Hazır aynadan bahsediyorken biraz donanıma girişmiş oldum. Bir diğer mesela ilginç konu, bu C2 altyapısı için geliştirilen ısıtma soğutma sistemleri de eskisinden daha yüksek performanslıymış. Çok soğuk günlerde kullandım. Bir dizel motor için gerçekten de hızlı bir şekilde iç mekanının ısındığını iddia edebilirim sanırım. Başarılı olunmuş yani bu konuda da. Bayağı incelikli çalışmış Ford ve bunun karşılıklarını da siz görebiliyorsunuz. Fonksiyon olarak karşınıza, işlevlerin iyileştirilmesi olarak karşınıza çıkabiliyor. Sürüş bölümünü sanırım kapatabilirim. Bununla beraber çok zaten uzadı video. Hızlıca güvenliğe geçeyim. 6 hava yastığı standart donanımda Fiesta'daki gibi bir sürpriz yapmamış Ford bize. Bu sefer 6 hava yastığı standart donanımda ve güzel bir şekilde, sınıfından beklenmeyecek bir şekilde, özellikle sedan için konuşursak, kompakt sedanlar için konuşursak bu sınıfta hiç olmayan bir şekilde bu otomobili ikinci seviye otonom sürüş sunabilecek hale getirebiliyorsunuz. Yani bu nedir? Adaptif hız sabitleyici, dur kalk yardımcılı. Sizin için duruyor trafik sıkışıklığında ve sonrasında tekrar kendisi zamana bağlı olarak ya otomatik kalkıyor ya sizin bir emrinize kalkıp aynı hız ayarıyla devam edebiliyor öndekiyle mesafesini koruyarak. Üstüne aktif direksiyon desteği, şerit takipli aktif direksiyon desteği ama şeridi değil, şeridin ortasını takip eden türünden. Çünkü şeridi takip edenler sürekli olarak sert müdahaleler yaparlar. Pek otonom sürüş havası olmuyor onlarda. Bu sistemleri bir arada satın alıp bu aracı ilginç bir şekilde size gündelik hayatınızda yardımcı olacak bir şekle sokabiliyorsunuz. Güvenlik açısından durumlar bunlar. Çok fazla yardımcı elektronik donanımı bu paketle birlikte satın almış oluyorsunuz. Bu da bir fark yaratacaktır derdim ama muhtemelen yaratmayacaktır tabii ki pazarda. Bizim pazarımız en azından ne yazık ki böyle. Ki buna birazdan değineceğim. O birazdan da şimdi geldi. Fiyatlar konusu. Bugün 21 Aralık 2018 135 bin liradan başlıyor Focus Sedan'ın fiyatı ki Focus'un da başlangıç fiyatı aslında bu seviye. 135 bin liraya baz donanımlı 1.5 litrelik atmosferik beslemeli benzinli motora ve manuel şanzımana sahip bir Focus satın alıyorsunuz. Baz donanımda sis lambası, alaşım jant gibi baz donanımdan beklemeyebileceğiniz bazı donanımlar var. Fiyatlarda her otomatik şanzıman seçimi için 10 bin lirayla 11 bin lira arasında bir bedel ödemeniz gerekiyor. Yani 135 bin liraya 10 bin lira koyup 145 bin liraya bazı donanımda otomatik şanzımanlı bir Ford Focus alabiliyorsunuz benzinli. Dizel için 151 bin liraya çıkmanız gerekiyor. Bu sefer 11 bin lira otomatik şanzıman bedeli talep ediliyor sizden.
Dizelde titanyum donanım seviyesi içinse 167 bin liraya çıkmanız gerekiyor. Bu fiyat seviyeleri şu anda rekabette pek rekabetçi değil. Ama çok adil bir noktada da değil. Ford'u savunmayacağım burada ama Focus çok adil bir noktada değil. Seviyenin tam rekabetçi olması için muhtemelen 2019'un ilk çeyreğini geçmesini beklememiz lazım. Çünkü kendisinden eski rakiplerin daha önce pazara girmiş, daha önce ithal edilmiş ya da üretilmiş daha uygun kurdan piyasaya sunulmaya hazır bekleyen versiyonlarının örneklerinin tükenmesi gerekiyor. Focus'un gerçek dengesini görebilmemiz için şu anda Kasım ayında giren bir araç olduğu için yüksek kurdan girdi ve tabii ki zararına satışta yapmak istemiyordur Ford. Çünkü şu anda hali hazırda elinde eski Focus'lar var. Eski Focus'lar bu rekabete daha adil bir şekilde yaklaşabiliyor. Titanyum donanım seviyesiyle ilgili bilmeniz gereken o alıştığımız en üst donanım seviyelerinin abartılı zenginliğine sahip değil titanyum. Bunu sağlamak için opsiyonlara gitmeniz gerekiyor. Opsiyonları da aldığınızda 9999 fiyatlar ödüyorsunuz. O fiyatları ödediğinizde de tabii ki küçük bir hesaplamayla 200 bin liraya almış oluyorsunuz. Bayağı donanımlı bir versiyonu ama titanyumda anahtarsız giriş sistemi örneğin standart donanımda ya da çift bölgeli otomatik klima standart donanımda ama dediğim gibi o zenginliğe de sahip değil titanyum donanım seviyesi. Donanımlarla ilgili bu biraz önce bahsettiğim ikinci seviye otonom sürüşü sunan paket 7800 lira gibi bence makul bir fiyat karşılığında sunuluyor. Diğer bir opsiyon paketi stil paketi olarak adlandırılmış LED ön ve arka aydınlatmaları içeriyor. Bu stil paketi 9000 lira. Yani hayatınızı koruyacak ve günlük olarak kolaylaştıracak bir paketten daha pahalıya satılıyor. Ve panoramik cam tavan yine 9000 liraya satılan bir diğer donanım. Bahse girerim. Bu işten birazcık anlıyorsam panoramik cam tavanlı ve o LED farları olan Focus'lar çok daha fazla satılacaktır. Bu ikinci seviye otonom sürüş sağlayan bir sürü güvenlik donanımıyla donatılmış donatılmasını sağlayan Focus'un paket yerine o paket tercih edilecektir. Ne yazık ki bizim pazarımızda böyle. Fiyatları da bitirdikten sonra umarım hala uyumadıysanız ekran başında sonuca bağlayabiliriz. Arkadan öne doğru güzel kullanışlı bir bagaj bir sedan için belki beklediğinizden biraz daha kullanışlı bile olabilir. Arka koltuklarda sunulan alan sunumun geri kalanı hepsi sınıfının ortalamalarını ancak karşılayacak türden biraz daha yenilikçi olmasını ben beklerdim. Kol dayanağının olmasını herhalde herkes beklerdi. Bu tarz eksikleri var ne yazık ki bu bir Ford çünkü. Kokpitte kullanışlık açısından her şey güzel, her şey yerinde, yerli yerinde, fazla bir şey aramanız gerekmiyor. Saklama alanları, kapı iç cebinin küçüklüğü ve garipliği dışında gayet iyi. Malzeme kalitesi de herhalde yani çok gözünüze batmayacaktır şu havalandırma civarındaki plastikler dışında diye umuyorum. Ama albenisi birazcık eksik genel olarak kokpitin. Sürüş konusunda aklınıza bence bir şey takılmasın. Bu otomobilin bir eksiği gediği yok. Bu otomobil hem güvenlik hem performans hem de konfor açısından sınıfının ortalamasının daha üzerinde bir otomobil. Ford'dan da zaten ben bunu beklerdim 3 aşağı 5 yukarı. Sürüşünün üzerine bu kadar eğileceklerini açıkçası beklemezdim. Çok çok güzel karşılıklar almış Ford Focus'ta. Tebrik etmek lazım mühendisleri bu konuda. Sonucunu da sonucuna bağlayacak olursak Ford Focus için. Bu otomobil çok klasik bir Ford. Yani Ford ne yapıyor? Bazı detaylara çok büyük önem gösteriyor. Çok güzel sürüşler sunuyor. Ama gösterişsiz otomobiller üretiyor. Bu otomobil de onlardan bir tanesi. Yolda ilerlerken parmakla gösterilecek bir otomobil. Belki bu stil paketini alırsanız LED'lerle olabilir ama bu haliyle şu anda içinde bulunduğum halilerinizden öyle değil. Parmakla gösterilecek bir otomobil istiyorsanız ya da mesela bir arkadaşınız oturduğunda wow nasıl bir iç mekanmış bu, nasıl kokmuş bu diyecek denilmesi gereken bir otomobil istiyorsanız bunları bu Focus'ta da bulamayacaksınız ne yazık ki. Zannetmiyorum birisinin bu kokpitin şu halinden etkileneceğini. Tamamen gösterişten uzak, tamamen albeniden uzak bir kokpit yapısı bu. Ne yazık ki böyle tercih edilmiş. ST-Line donanımları biraz daha farklı, biraz daha renkli.
fark yaratacaktır belki. Ama sedanda ST-Line donanım seviyesi sunulmuyor. Durum budur. Ford Focus için Focus eski Focus. Yani bir şey değişmemiş Focus'un hayatında. Yine çok güzel sürüş olan. Yine benim kompakt sınıftaki favorim sürüş açısından bu otomobil. Ama geri kalan özelliklerini kabul edersiniz etmezsiniz. Tamamen kişisel zevklerdir, renklerdir. Bunlar size kalmış. Tartışmaya bile açık değiller. Bakacağız bakalım ne kadar başarılı olacak bu otomobil. O zaman bu uzun videoyu dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki testte, karşılaştırmada her neyse onda görüşmek üzere. İyi bakın kendinize.